Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün minik minik kalpler çok güzel bir tığ oyası yapacağız çıtı pıtı sizlerle. İnşallah. Önce oyayı yapmadan önce şu iplerimin numarasını vereceğim sizlere. Bu kırmızı biraz bordoya çalan bir ip. Altın başak 328 numaralı bir ip. Sarı ipimin numarası kaplan 444. Pembe ipin numarası yine kaplan 111. Şimdi modelimi göstereyim ve yapımına geçelim. Model bu şekilde kızlar, bakın. Küçük küçük kalpler. Çok güzel çıtı pıtı. Tığ oyamız. Hem kolay hem de kızlar şöyle çok gösterişli çıtı pıtı. Hoşuma gitti benim şöyle yapınca. Şöyle bir iki gül yapınca, pek şey yapmadım da şöyle güllerini çoğaltınca çok hoşuma gitti. Çıtı pıtı çok güzel durdu model. Şimdi şuradan hemen yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce, kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Alttaki zil işaretine tıklayarak açarsanız yapmış olduğum yeni örneklerden anında haberdar olabilirsiniz. Kızlar şimdi zil işaretine tıklayıp açtım. Çoğu takipçim bana diyor ki bize şey bildirim gelmiyor diyor. Orada tıklayıp açınca tüm gönderiler yazıyor. Zil işaretine tıklayıp açınca tüm gönderilerden haberdar olmak ister misiniz yazıyor. Sanırsam ona tıklamak gerekiyor. Videolardan haberdar olmak için. Abone olduğunuzda tüm gönderiler yazısı çıkarsa ona tıklayın ki bütün videolardan haberdar olasınız. Şuradan hemen yapımına geçeyim. Şuradan bir tane hemen başlangıç kısmı. Şuradan sabitliyoruz ipimizi. Alttaki tığ ikişer zincir çekerek yaptım. Başına bir tane doluyorum. Birazcık şuradaki örümceği büyük yapıyorum. Başına doluyorum. 1, 2, 3 tığ atlayarak 4. tığ batısına bu şekilde batıyorum. Bir dolgu yaptım. 2 3 4 4 tane mi yapmışım? Buraya bir bakayım. 1 2 3 4. Hayır, 5 taneymiş kızlar. 5 5 tane dolgu yapıyorum. Tekrar dönerek 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Ve şu uç kısma batıyorum. Bir zincir çekerek dönüyorum. Bir tane başına sarıyorum. İki defa da çıkarıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4 zincirimi çekip dolgunun arkasından batıyorum. Şimdi başına iki sefer sarıyorum. 3 defa da çıkarıyorum. Tekrar 4 zincirimi çekiyorum. Arkasından batıyorum. Tekrar 2 defa sarıyorum. 4 zinciri çekip batıyorum. Şimdi 3 defa sarıyorum. Dört zinciri çekerek aşağıya kadar yavaş yavaş sık iğne ile dolduruyorum. Doldurduktan sonra tekrar buradaki yuvanın içine batıyorum. Yuvanın içine battıktan sonra hemen buraya 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip
aynı yuvaya tekrar batıyorum. Hemen bir zincir çekip şöyle ömreğimi yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir tığ batı atlayarak 4. tığ batıya batıyorum. Bu şekilde yanına hemen diğer yaprağımızı yapmaya başlıyoruz. Taban kısmı bu şekilde gidiyor. Gayet kolay. Kalplerini yapması da çok kolay. Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi şu kalplerini yapmasına gelelim. Hangi şeyde kalmışım ben? Kırmızı. Kırmızının önünde sarı var. Sarı ile yapacağım. Şuradaki çekmiş olduğum zincirin içine batıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip tekrar batıyorum. Beş zincir çektim. İkinciyi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Buradan hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çekiyorum. Dönüyorum, şu ortadaki pırpırın içerisine batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirimi çekiyorum. Kenardan şöyle şu kenardan batalım. Şu zincirlerin üzerine gelmesin. Şuradan sıkıca bir zincir çekeceğim. Dönüş kısmının zincirini sıkı çekin. Sıkıca bir zincir çektim. Hemen şuradan zincirimi çektikten sonra buraya bir tane sık iğne yaptım. Bunu alta doğru çekerek oturtturuyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şuradaki yaptığımız sık iğneleri çok sıkı yapıyoruz ki buraya, buradaki göründüğü gibi, bu mesela ütüsüz bir oya, bu şekilde sert dursun, yıkayınca da hiçbir zaman bozulma yapmasın. Ben bunu şimdi sayısını unuttum, saydım ama size. Buraya yaptıktan sonra tekrar iki tarafında aynı şekilde aynı sık iğneyle, aynı sayıdaki sık iğnelerle doldurun ki kalplerinizin iki tarafı aynı olsun. Ben sayısını unuttuğum için şurayı da saymadım. Şurada 17 oldu. Herhalde şu kenar. Şurada 16. Şöyle 17. Tekrar aynı yuvanın içine batarak iki zincirimi çekip bunu buradan, evet, şöyle düzeltiyorum. Bakın kızlar, iki tarafı da eşit şekilde oluyor. Sayılarını dediğim gibi aynı yaparsanız iki tarafı da eşit şekilde oluyor. Çok güzel oluyor. Bence gayet hoş, güzel, çıtı pıtı bir örnek oldu. Şöyle bakıldığında bir de kolay bir örnek. Bence tam şöyle hediyelik bir örnek. Hediye yapmalık, vermelik bir örnek. Çok hoşuma gitti. Sizler de inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın.
Mutlu kalın, Allah'a emanet olun.